Bismillah, elhamdülillah. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 6 Şubat sabahıyla birlikte bizleri derin bir hüzne ve yasa boğan bir musibetle karşı karşıya kaldık. Bu musibet dolayısıyla tüm vefat eden vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet, hastalara şifa, ardında kalan tüm kardeşlerimize sabr-ı cemil temenni ederim. 6 Şubat sabahıyla birlikte bu büyük felaketle uyandığımızda genel merkezimizden aldığımız talimatla ilk andan itibaren bütün teşkilatlarımızla, genel merkezin talimatıyla her birimiz ne yapabiliriz endişe ve telaşıyla harekete geçtik. Planlamalarımızı, programlarımızı yaptık ve bizler de zaten kamuoyunun malumu üzere biz Hüdapar Genel Başkanımızdan bütün il teşkilatlarımız, ilçe, üye ve gönüllerimizle ilk günden beri elhamdülillah sahadayız ve bu musibet tek bir fert mağdur kalıncaya kadar maddi manevi yapabileceğimiz ne varsa bu kardeşlerimize manevi maddi destek olma noktasında yapabileceklerimiz konusunda son noktaya kadar bu kardeşlerimizle beraber olacağız inşallah. Kısaca 6 Şubat'tan itibaren yaptıklarımızı siz değerli basın mensuplarıyla şu şekilde paylaşabiliriz. Evvela ne yapabiliriz dedik. İlk etapta bu depremzede kardeşlerimizin aynı ve nakdi yardımlar toplayarak hem kendimiz hem halkımız ile ve resmi kurumlarla irtibata geçerek özellikle genel merkezimizin özellikle hayır kurumlarının AFAD koordinasyonunda acilen battaniye, gıda, ekmek, su ve benzeri ne gerekiyorsa bu konuda bütün üye ve gönüllerimizle çok ciddi bir bilinç oluşturduk ve toplanan yardımları il başkan yardımcılarımızın araçları, ilçe başkanlarımızın taşıma firmaları, buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Bütün deprem bölgelerinde istisnasız kendi imkanlarıyla, kendi mazotlarıyla, kendi araçlarıyla elhamdülillah o konuda hatta Suriye'nin İdlib kentine dahi il başkan yardımcımız birkaç aracı tahsis ederek oraya bile bir nebzecik oradaki kardeşlerimize de derman olmaya çalıştık. Bununla da bitmedi. İlk günden itibaren sahanın çok geniş olması hasebiyle bizler de üye ve gönüllerimizle nasıl bir AFAD ile koordinasyon içerisinde arama kurtarma ekipleri noktasında nasıl yardımcı olabiliriz? Bütün üye ve gönüllerimiz alet edevatlarını toplayarak biz Mardin olarak özellikle Kahramanmaraş ilimizde arama ve kurtarma ekiplerine destek sunduk, katkı sunduk, yardımcı olmaya çalıştık AFAD koordinasyonunda. Yine ilk etapta irtibat hattı oluşturarak Mardin olarak, hatta bunu yine sizin aracılığıyla paylaşabiliriz, 0541-134-4763 nolu telefon hattımız ile 7/24 şimdiden ve bundan sonra da her zaman için tüm depremzede kardeşlerimize, depremzede kardeşlerimizin dışında bütün halkımızın her konuda yapabileceğimiz noktasında imkanlar dahilinde hizmetinizdeyiz. Tabii ki gücümüzü aşan noktalarda resmi kurumlarla irtibata geçerek bu konuda resmi kurumlara hatırlatma, eksiklikleri giderme, noksanlıkların giderilmesi noktasında her zaman için üstümüze düşen görevleri yapacağız. Bununla da kalmadık. Özellikle bu musibet bütün bölgeyi etkilen bir musibet olduğu için hemen hemen bölgenin her tarafına, ilimize de ilçelerimize de birçok cenaze geldi, taziyeler kuruldu. Bu taziyeleri ziyaret ederek kardeşlerimize Allah'tan sabr-ı cemil dileklerinde bulunduk. Taziyelerini yaptık.
Yine Mardin'imize intikal eden depremzede hasta kardeşlerimizi birebir ziyaret ederek kendileri için yapabileceğimiz noktasında irtibat numaramızı da vererek kısmi olarak da yapabildiğimiz noktasında kendilerine yardımcı olduk. Onun dışında depremin ilk gününden itibaren gerektiği yerde bütün kurum amirleriyle, bütün STK'larla bu konuda elini taşın altına koyan herkese irtibatlı olmaya çalıştık. Fikir alışverişlerinde bulunduk. Bununla da yetinmedik. Bu olayı yerinde görme amaçlı Mardin olarak bir ekip oluşturarak Birecik, Gaziantep, Kahramanmaraş, Andırın, Türkoğlu, Sakçagözü, Nurdağı, buradaki hem taziyelerde hem oradaki çadırda bulunan kardeşlerimizi ziyaret ettik. Moral motivasyon ziyaretlerini gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da genel merkezimizin bize çizeceği program doğrultusunda 10 ilimiz, tüm ilçe ve köylerimizde inşallah imkanlar el verdiği sürece sadece biz Mardin Teşkilatı olarak bütün teşkilatlarımızla kardeşlerimizin hizmetindeyiz. Bu deprem meselesiyle şunu müşahede ettik. Elhamdülillah toplumumuz güzel bir toplumdur ve tüm kesimleriyle birlikte el ele vererek maddi manevi herkes yapabileceğinin en iyisini yapma gayret ve çabası içerisinde olduğu olacak. İnşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etsin. Gün yardımlaşma günüdür, dayanışma günüdür. İnşallah bu felaketin altından hep birlikte selametle kalkacağız. Rabbim muhafaza etsin inşallah.